Herkese merhabalar, ben Tuğba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz pratik ve son derece lezzetli bir tuzlu kurabiye tarifi vereceğim. Ve tarife başlıyorum. 125 gram oda ısısındaki tereyağını kaba koydum. Üzerine 100 milim sıvı yağ, 2 adet yumurtanın birinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. 1 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı su, 2 yemek kaşığı da sirke ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker. Bu malzemelerimi biraz karıştırıyorum. Ve üzerine tam 3,5 su bardağı un kullandım. 1 paket kabartma tozu. 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. İlk olarak kaşıkla karıştıracağım. Ve kaşığı çıkarıp elimle yoğurmaya başlıyorum. Ununuzu kontrolle ekleyin lütfen. Hamurum hazır. Hamurun dokusunu daha yakından gösterdim. Ve şimdi bir yağlı kağıt üzerine hamurumu koyuyorum. Hamuru bu şekilde uzun bir forma soktum. Ve yağlı kağıtla iyice düzeltiyorum. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve şimdi üzerine bolca susam dökeceğim ve her yerine susamı yapıştıracağım. Bu aşamada ufak bir püf noktası vermek istiyorum. Bu kurabiyeyi bu şekilde hamur olarak birkaç gün öncesinden yapıp buzdolabında saklayabilirsiniz. Ve misafirleriniz geleceğinde buzdolabından çıkartıp direkt keserek fırına koyabilirsiniz. Yani çok basit ve pratik yapımı var. Yağlı kağıda sardım ve buzdolabın buzluk kısmında en az 45 dakika beklettim. Ve şimdi kurabiyemi açıyorum. Kurabiye hamurumu birer santim kalınlığında keseceğim. Kurabiyeleriniz bu şekilde kesilecek şekilde buzlukta sertleşmesi lazım. Kurabiyelerimin hepsini kestim. Ve şimdi fırın tepsisine diziyorum. Bu ölçülerde tam bir fırın tepsisi kurabiye çıkıyor. Yumurta sarısının üzerine birazcık sıvı yağ ekledim. Ve bütün kurabiyelerimin üzerine sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra bu şekilde çatalla üzerine çizikler atıyorum. İnanın bu kurabiyenin tadına bayılacaksınız. Yedikçe yemek isteyeceksiniz. Ve kurabiyelerim hazır. 170 derece önceden ısıttığım fırında yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirdim. Ve kurabiyelerim soğuduktan sonra servis tabağına alacağım. Sizlere de dokusunu daha yakından göstereceğim. Kurabiyelerim soğudu. Servis tabağından sizlere daha yakından gösteriyorum. Yaptığım tarifler böyle güzel olduğunda inanın ben çok mutlu oluyorum. Ve dokusunu da görüyorsunuz. Gayet kırılgan, harika bir kurabiye. Ağzınızda dağılıp gidecek. Ve yine güzel bir videonun sonuna geldik. Bu arada tadına bakmak için de sabırsızlanıyorum. Mutlaka deneyin. Sizler de bana yorumlarınızı yazın. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.